dönemde de. Peki Türkiye'ye bugün biçilen bir fatura var. Çok ağır bir fatura bakın bu. Yani bunu Türkiye'de sandığa gidip oy kullanan her seçmenin elini vicdanına koyup ister hukuk korkusu, ister demokrasi korkusu, ister vicdan korkusu, ister Allah korkusu. O bir düşünmesi lazım. Bakın Avustralya'da bir operasyon yapılıyor. İşin ucu Türkiye'de çıkıyor. Ve 5 önemli ülkeden birinin Türkiye olduğu söyleniyor uyuşturucu konusunda. Siz AKP'nin kurucularındansınız. Size sorum şu. AKP'yi kurarken bugünler aklınıza geldi mi? O zamanki kurucu kadronun bugün otele tankla girmek, uyuşturucuyu da arasında uyuşturucu ticaretinden gelir sağlamak ya da Sedat Peker'in söylediği çok önemli bir şey vardı Sayın Albayrak. Size sözü bırakacağım. Şunu dedi. Dedi ki İçişleri Bakanı'na pasaportları iptal yetkisi verildi. Ve Bölge İdare Mahkemesi'nin başkanlığına da Soylu'nun bir tanıdığı atandı. Soylu pasaportları iptal etti. Bölge İdare Mahkemesi de iptali kaldırmak için o insanlardan menfaat temin etmeye çalıştı. Bu Peker'in iddiası doğru yanlış onu bilemem. Ya öyle bir ülke ki düşünebiliyor musunuz? Bir bakana verilen yetki üzerinden para kazanılan bir ülke. Düşündünüz mü? Bugünler aklınıza geldi mi? Şimdi ses geliyor mu Fatih Bey? Geliyor, geliyor. Dinliyorum. Evet. Şimdi tabii bu süreç Cumhuriyet tarihinde belki de hiç olmayan bir süreçtir. Renkler hakkında hüküm veren körler ülkesi oldu. Gerçekten acı bir olay. Tabii insan iyi niyetlerle bazı şeylere girer ama sonun ne olacağını bilmez. Bir yolculuk düşün, bir arabaya biniyorsun, hiç beklenmedik bir anda kaza yapıyorsun. Evet, ben AK Parti Kurucular Kurulu üyesiyim. Bugünkü arkadaşların çoğu da iyi niyetli oldular. Bir programı bugün dahi uygulansa ona kimse itiraz etmez. Şimdi öyle bir güç haline geldi ki aslında kademe kademe bunlar bu yapacaklarını önce toplumu köleleştirerek, aç bırakarak ve din ve kahramanlık naralarıyla uyuşturarak bugünlere geldi. Ben işin doğrusu bugünlere geleceğini tahmin etmiyordum. Çünkü kuruluş felsefesi gerçekten ondan önceki siyasilerin tenkit edilecek tarafları vardı. İşte bir esnaflarla ilgili kasa olayı, rahmetli Ecevit'in oradaki hadiseler. Herkesin dediği gibi yolsuzluk, yasak ve yoksullukla mücadele, Avrupa standartları, demokratikleşme, kim buna itiraz edebilir ki? Ben Tayyip Bey'i 4 defa cezaevinde ziyaret ettim. Bunları hep konuşuyorduk arkadaşlarla. Ama görünen öyle bir hale geldi ki bir bir gitti, toplum fakirleşti, topluma muhtaç edildi. Önce iyi niyetlerle. Mesela günümüzde kaçakçılık olayı var. İlginçtir, ilk defa Ulaştırma Bakanlığı'nın kayıtlarına bakın, gemi ticaretlerinde ÖTV'yi sınırladılar. O zaman çok büyük de imkan diyerek gemicilerin sayısı belli. Demek ki bu gayrimeşru kaçakçılık olaylarına bir zeminmiş. Bunu incelerse arkadaşlar bilirler. Bir. İkincisi, gerçekten hukuk devletlerinde bunların hiçbirisi olmaz. Biz hukuk devletinden çıktık. Şimdi Fukuyama'nın bir tezi vardır siyasi çürüme diye. Çok ilginçtir Fukuyama'nın. Orada bahsederken hukukun üstünlüğü, devlet ve hesap verebilirlik konusunu dile getirir. Şimdi Türkiye'de hukukun üstünlüğü kalmadı. Hukuk diye bir şey yok. Devlet vatandaşını korurken devlet şu anda mafyayla işbirliği halinde. Türkiye'de. Hesap verebilirlik var mı? Onu devlet demeyelim de hükümet diyelim Aynen. isterseniz. Çünkü devlet hepimizin devleti. Bunu Hepimizin ömür boyu bizi yaşamda tutacak bir yapıdır devlet. ben şunu söyleyeyim. Çocukluğumdan beri kalktı mı devlete sahip çıkardık. Ben bu şekilde devleti kabul etmiyorum. Adalet devleti benim devletim. Elbette ki bir devleti kurmak zordur ama onu korumak daha zordur. Bunlar korumadı. Niye korumadı? Ben şahıs olarak elbette ki devlete ve değerlere yıllardır sevgi olan,
Çünkü aile terbiyem de bunu gerektirir. Tabii. Atatürk'ün de dediği gibi bizim en büyük servetimiz bu milletin ve devletin mensubu olmaktır. Buna itirazım yok. Ama şimdi bu siyaset devleti ele geçirdi. Bir tek değil ki siyaset. Siyaset doyurma alanı değil, doyma alanı haline getirildi. Gayrimeşru ilişkilerin hepsi burada. Böyle bir devlet olamaz. Yani buradaki dediğim şu, bu devleti de sorgulamak lazım. Benim devletim nedir? Yasalardır. Benim devletim hesap verebilirdir. Benim devletim mevcut şartlarda kanuna ve tüzeğe uyan, yasalara uyan bir kurumdur. Bunlar yok edildi. Böyle bir devlet yok ki. AKP devleti oldu. Yani o kadar düşünüyorum, bunlar olabilir miydi? İnanın hiç fark edemiyorduk. Bakın tekrar diyorum, bir devleti mekanı cennet olsun kuranlar, Mustafa Kemal Atatürk ve etrafındaki insanlar emanet etmişler. Bunlar bunu yaşatmak istemiyor ve bilerek bunu yapıyorlar. Her şeyi, her türlü olumsuzlukları, gayri meşru işleri, dini ve kahramanlık olaylarla örtbas ediyorlar. Ya şu son mafya olayları Allah aşkına, herhangi bir Avrupa ülkesinde olabilir mi böyle bir şey? Deprem olur, deprem. Kimse buna itiraz etmiyor. Bir simitçi simit çalsa her türlü savcılar harekete geçer. Var mı böyle 81 Cumhuriyet Başsavcısı? Neredesiniz? Hangi adalet? Adalet de düğmelendi, düğmelendi. Böyle bir adalet olmaz. Böyle bir adalet devleti de kurmaz. Burada şunu söyleyeyim, milletin uyanması lazım. İşin enteresandır bir araştırma şirketi. Sedat Peker'in söylediklerine %78 insanlar inanıyor. O zaman muhalefetin de şunu düşünmesi lazım. Ben saygı duyarım siyasi partilere. Demek ki bir organize suç örgütü diye adlandırılan bir kişinin söyledikleri %78 dinlenir haldeyse muhalefet diyecek ki ben bunları söylemem lazım. Ben yazılarımda da yazıyorum, samimi söylüyorum. Burada muhalefete de üzülüyorum ama şunu da yapsınlar. Meşru eyleme girsinler. Bunlar aydınlanana kadar meclisten gece gündüz çıkmasınlar. Çıkmasınlar dünya kamuoyuna. Gerekirse topyekün istifa. Meclisin bir adı kalmadı. Var mı meclis? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunların iki ayağı var. Bir, meclis soruşturacak. İki, ilgili birimler bunu soruşturması lazım. En azından kurumlar da töhmet altından kurtulur. Cumhurbaşkanlığı, milletvekilleri, askeriye, yargı, bunların hepsi şu anda töhmet altında. Bunların temizlenmesi lazım, bunlar kendilerini temizlemesi lazım. Gerçekten hastalıklı bir toplum haline getirildi ülke. Toplum haline getirildi. Her türlü kötülüğü yapıyorsun, gidiyorsun bir fakir sofrasında iftar açıyorsun. Ayasofya'da giy başına takkeyi, Kur'an oku. Bu toplum böyle böyle akıldan, ilimden, bilimden, demokrasiden koparıldı. Maalesef 1853 yıllarında İngilizler ve Ruslar Osmanlı'ya hasta adam demişlerdi. Şimdi de 2021'de maalesef kurucunun bize emanet ettiği böyle güzide bir devleti ve cumhuriyeti hasta haline getirdiler. Bunların hepsinin yargılanması lazım adalet önünde. Sabah kalkıyorum, televizyonlara bakıyorum. Acaba bugün de bu iktidarın yahu iyi bir şeyi olacak mı? Bir bize de ilgilendiren rahat bir şey olacak mı? Ben kinimden söylemiyorum. Böyle bir devlet yönetimi olmaz. Kirli bir yapılarla iç içe vermiş bir toplum haline getirildi. Devlet yöneticisine inanmayacak da kime inanacak? Milletvekilleri gelir geçer, bakanlar gelir geçer. Pek çok insanlar gelmiş geçmiş bu ülkede. Mezarlığı gezerlerse çok kişiler var. Düşünebiliyor musunuz? Bir başbakanın oğlu uyuşturucuya katılıyor ve savunurken bile hata yapılıyor. Bunu ispatlasınlar. Ben bunu bilemem. Çıksınlar, gitsinler. Ey yargı beni de soruşturun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne desinler ki arkadaşlar biz zan altındayız. Araştırma yapın. Buna da 10 oy vereyim diyen şahsiyetli insanlara ihtiyaç var. 17-25 Aralık'ta da aynısı oldu. Kapattılardı. Bugün İçişleri Bakanı kendi itiraf etti. Ayakkabı kutularını.
Böyle bir ülke daha fazla dayanamaz. İnsanları Allah muhafaza kardeş kavgasına doğru götürüyorlar. Hanedan halkını doyuramadı bu hane halkı. İnsanlar intihar ediyor. Kadın cinayetleri, doğalgazını ödeyemeyen insanları yargı el koyuyor. Gidin icra mahkemelerine bakın. Bütün insanlar sorumlu halde. Burada şunu söylüyorum. Bu işlere karşı çıkan, demokrasiye savunan bir kişi dahi olsun, herkesin bir araya gelmesi lazım. Bu ülke bu tip gayrimeşru insanların yönetiminden kurtulması lazım. Biraz meşru eylem olacak. Meşru. Ağrı'daki insan bunu bilecek. Karşıdaki insan bunu bilecek. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi bir 128 milyar hadisesi oldu, tedirgin oldu. Adalet yürüyüşü dedi, tedirgin oldu. Bugün bu iktidar muhalefeti yeni kapıda oyuna getirdi. Sonra siyaset suçu belirlemez. Siyaset suçu belirlerse yan tutar. Tüm suçları yargı belirler, adalet belirler. Gerçekten üzülüyorum. Biz yurt dışlarında gördük. Yahu şunların milyonda biri bir başka ülkede olsa, demokratik ülkelerde olsa bunlar ayakta duramaz. Ayakta duramaz. Bunlar her kurumu mahvetti. Kurum kalmadı ki. Bana bir tane kurum denilebilir mi? Milli Eğitim mi kaldı? Sayıştay mı kaldı? Basın mı kaldı? Yalaka basın kaldı. Peker'in dediği gibi sizleri tenzih ediyorum. Cesur ve yiğitçe uğraşan sizler varsınız. Ben diyorum ki Peker şey dedi. Maaşı kadar şerefi var. Ben diyorum ki maaşı değil, bunlar bahşişi kadar şerefleri var. Bunları hiç söyleyen yok. Biz bazı bilgileri dış basından alıyoruz. Rahmetli Kazım Karabekir'in çok ciddi bir sözü vardır kızı Hatay'a. Der ki babam yanlış bilgi felakete götürür derdi. Her taraf yanlış bilgi oldu. Her taraf ciddi mevzuları anlatan basın yok. Ama bir bir çıkıyor. Şimdi Carullah vardır, Türk düşünürü. Muhammed Carullah der ki bir insan hangi günahla suç işlerse onları o günah onu öldürür. Millete çok dindar gözüktüler. Alnı secdeli dediler. Bunlar harama el uzatmaz dediler. Aman ya Rabbi, Cumhuriyet döneminde bunlar kadar bu kirli işlere başlayan, bulaşan hiç kimse yok. Bir şey daha söyleyeyim size Fatih Bey. Bunların ne kadar hayırsever diye bahsettiği insanlar varsa hepsi kırmızı bültenle aranıyor şu anda. Rıza Zeref hayırsever dediler, Türk devletinin altında açığı kapattılar, doğruymuş. Başkalarının açığını kapatıyormuş bu. Efendim de Peker'e kırmızı bülten dediler. Ukrayna'daki kişiye öyle dediler, silah kaçakçısına, yani kendilerinin ifadesi. Efendim şu anda Arjantin'de bir insan var, zaman zaman dış basında dinliyoruz. Bunlar hep hayırsever. Ha, demek ki ileride de AK Parti'nin bu suçluları kırmızı bültenle aranacak. Bunu da bir tarafa yazın. Ben iddia ediyorum. Bu devlet öyle